Bunun yolu diyalogtur, müzakeredir. Yeni sivil özgürlükçü bir anayasayla demokrasiye doğru ilerlemektir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz günlerdir. Fakat bunu anlatmayalım diye tetikçi bir ekip göndermişler oraya. Anlaşılıyor ki bunlar milletvekili seçerken de buna dikkat etmişler. Özellikle kafası basmayan bir grup tetikçiyi bugünlerde kullanmak için, kazma olarak, sopa olarak, kalas olarak kullanmak için özellikle seçmişler. Ve stajyer başbakan biraz önce bunları kutluyor. Az önce grupta destan yazdınız falan diyor. Ya senin tezkereni yazmışlar, haberin yok. Sen daha çıkmış destan yazmışsın. Ne destanı ya? Sen bu linççi güruhu bu şekilde teşvik ederek tezkereden kurtulacağını mı sanıyorsun? Aldın tezkereni gidiyorsun işte. 50 defa seni uyarmadım mı? Şahitsiniz. Seçimlerde uyarmadım mı ben bunu? Kazansan da kazanmasan da gidicisin demedim mi? Gel tez zamanda dönüş yap. Gel bizi destekle bak. HDP büyürse sen de kurtulursun demedim. Ne oldu? Dediğimize geldiler mi? Bak gidiyoruz. Hiçbir zaman gelemedin gerçi. Gidebilmen için gelmen gerekirdi. Hiçbir zaman o koltukta gönül rahatlığıyla seni oturtamadılar ki. Şu 23 Nisan'da oturan çocuklar bile daha keyifle oturdu. Sen o koltukta bir gün keyifle oturamadın. Şimdi bize hiçbir yere kaçamazlar diyor. Bize diyor bunu ya. Sen neredeyse başbakanlık koltuğundan, genel başkanlıktan atılmak üzeresin. Kaçtın kaçacaksın. Ya biz feleğin çemberinden geçmiş, bu grupta en az bedel ödemiş kişi benim ya. Şu gruba bakarak utanır insan biraz. Ömrü cezaevinde geçmiş bu grubun ya. Dediğimize geldiler mi? Bak, gidiyoruz. Hiçbir zaman gelemedin gerçi. Gidebilmen için gelmen gerekirdi. Hiçbir zaman o koltukta gönül rahatlığıyla seni oturtamadılar ki. Şu 23 Nisan'da oturan çocuklar bile daha keyifle oturdu. Sen o koltukta bir gün keyifle oturamadın. Özellikle kafası basmayan bir grup tetikçiyi bugünlerde kullanmak için, kazma olarak, sopa olarak, kalas olarak kullanmak için özellikle seçmiş. Ve stajyer başbakan biraz önce bunları kutluyor. Bunun yolu diyalogtur, müzakeredir. Yeni sivil özgürlükçü bir anayasayla demokrasiye doğru ilerlemektir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz günlerdir. Fakat bunu anlatmayalım diye tetikçi bir ekip göndermişler oraya. Anlaşılıyor ki bunlar milletvekili seçerken de buna dikkat etmişler. Az önce grupta destan yazdınız falan diyor. Ya senin tezkereni yazmışlar, haberin yok. Sen daha çıkmış destan yazmışsın. Ne destanı ya? Sen bu linççi güruhu bu şekilde teşvik ederek tezkereden kurtulacağını mı sanıyorsun? Aldın tezkereni gidiyorsun işte. 50 defa seni uyarmadım mı? Şahitsiniz. Seçimlerde uyarmadım mı ben bunu? Kazansan da kazanmasan da gidicisin demedim mi? Gel tez zamanda dönüş yap. Gel bizi destekle bak. HDP büyürse sen de kurtulursun demedim mi? Ne oldu?